Fethiye'yi böyle mi görecektik? Vallahi ya, bugünleri de mi görecektik? Şuraya bak. İnanasım gelmiyor. Ben doğma büyüme buralıyım. Şaka gibi yani. İnanmayacaksınız ama şeker ilavesiz tatlı lokum yapıyorlar. Hayatınızda bir kere tatmanız gereken bir bence tatlı. Ama insanların içine karıştığınız zaman yazın gelirseniz mutlaka maskenizi takın. Kordon denilen bölgeye doğru gidiyoruz. Biraz denize doyalım. Size kıyı bölgesini ve bisiklet yolumuzu göstereyim. Fethiye'deki halk evi arkadaşlar, burası belediyenin işletmesi olduğu için Fethiye'nin göbeğinde tam kordonun başladığı yerde 1 TL'ye çay satıyorlar. Sizi Fethiye'de balık yenecek bence en güzel restoranlardan birine götüreceğim. Burası bizim Fethiye'deki en çok sevdiğimiz balık restoranı. Burası böyle direkt Fethiye'nin merkezinde, marinanın üstünde inanılmaz güzel manzarası olan fantastik bir bence hostel. Fethiye'ye geldiğinizde şehrin manzarasının keyfini çıkaracağınız en güzel noktalardan bir tanesi de burası, Aşıklar Tepesi. Ve hepimiz böyle karantina döneminden sonra buraya gelip biraz doğanın içinde kaybolunca, doğrusunu söyleyeyim, yeniden doğmuş gibi hissediyoruz. Size hızlandırılmış bir 2 günlük Fethiye gezilecek yerler videosu yapmaya çalıştık. Herkese memleketim Muğla Fethiye'den selamlar. Yarımda her zaman olduğu gibi macera namı var. Birlikte Fethiye'ye geldik. Biliyorsunuz ben doğma büyüme Fethiyeliyim ve şu anda da annemgilin, babamların evindeyiz. Biraz sonra Fethiye'ye gidip size Fethiye nasıl bir yerdir, nereler gezilir, ne yapılır, buraya gelmişken ne yapabilirsiniz, ne görebilirsiniz hepsini göstermeye çalışmayacağız. Sadece içlerinden en favorilerini göstermeye çalışacağız. En favori olduğunu düşündüğümüz yerleri size Fethiye'de göstereceğiz ve hızlandırılmış 1-2 günlük bir Fethiye gezisi yapacağız. Hazırsanız sizlerle birlikte Fethiye'nin altını üstünü birlikte getirelim. İstikametimiz önce Fethiye merkez olacak. Oradan sırasıyla gezeriz. Annemgil, böyle bir yerde yaşıyorlar bizim Fethiye'de arkadaşlar. Böyle limondan, ağaçlarından falan limonlarımızı alıyoruz. Biz Fethiye Çarşı'ya gidiyoruz. Güle güle, iyi yolculuklar. Fethiye'ye gelmek isteyenlere ne diyorsun? Hiç durmasınlar, gelsinler. Gelin hayatınızı yaşayın. Gelin hayatınızı yaşayın. Nesko da limon almış. Biz yazın evet, burası çok sıcak olduğu için arkadaşlar böyle suyun içine limonu koyup sürekli sabah akşam bunu içiyoruz. Çünkü diğer türlü buralar çekilmiyor. 40-45 dereceyi yani görüyor. Şu an kesmeden bile mesela elim limon kokuyor buna dokununca. İstiyor. Evet. O zaman Allah'a emanet Sergül. Güle güle. Güle güle Sergül teyzeciğim. Güle güle kızım. Vallahi sonunda en zor şey olan araba park etme işini hallettik. Çünkü haberiniz olsun, şu an aylardan Haziran olmasına rağmen tam anlamıyla burada turizm başlamadı. Ama yine de park edecek yer yok. Zorla bulduk, hani bildiğimiz yerler var belli başlı. O yüzden siz buraya gelirseniz mutlaka birazcık şehrin merkezinin dışına park edin. Bu Salı Pazarı Meydanı diye bir yer var. O taraflara park edin derim. Bak, bu yorumum çok önemli arkadaşlar. Burası o kadar sıcak oluyor ki park yeri ararken kafayı yersiniz yani. Hatta Nesibe bir ara... Güneş geçti ya. Başıma güneş geçti yani. Şu an aylardan... Çok da olmasına rağmen. Haziran ve hissettiğimiz sıcaklık 40 derece, 45 derece falan. Şimdi gelin birlikte Fethiye'nin merkezini gezelim. Size güzel böyle dükkanlar, restoranlar gösterelim. Mutlaka uğramanız gereken şu an en önemli yerdeyiz. Balık pazarındayız. Buraya geldiğinizde sizi böyle balık tezgahları ve restoranlar karşılıyor. Şimdi önce burayı gezelim. Abi merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi burada bu balık pazarındaki tezgahlardan balığınızı alıyorsunuz seçip. Sonra şu restoranlarda pişiriyorsunuz. Yani sizden cüzi bir fiyat alıyorlar. Buraya geldiğinizde de uğrayacağınız yer bizim balık tezgahımız. Abi nasılsın? Teşekkür ederim kardeşim, hoş geldin. Her türlü bayat balık bulunur mu? Hepsi var, ne istersen var. Abimiz bizim tezgaha bakıyor. Bizim böyle balıklarımız var. Ne var abi şu an? Yazın ne şu yiyecek insanlar? Akya var güzel, mevsim balığı. Şubrelerde her zaman mevsim balığı. Turna var güzel. Karadeslerimiz zaten meşhur. Fiyatları ne şimdi bunların? Fiyatlar normal, ekonomik. Bizden gelenlere?
Daha indirimli. Daha %10 indirimli. Evet, evet daha indirimli. Gelin buradan arkadaşlar. Bir hayali peşinde her zaman için çok farklı. Çok farklı. Pişirmeler kaç para oldu? Pişirme 10 lira. 10 lira. Salata ve pişirme ücreti değil mi? Evet, evet, evet. Evet, Balıkçılar Çarşısı'nı gördünüz. Burada arkadaşlar gerçekten yani bir akşam gelip yemek yiyebilirsiniz. Şu anda koronavirüsünden dolayı biz zaten insanlardan uzak duruyoruz ve genelde böyle sokakta yürürken maske takıyoruz ama şu an nemden ölüyoruz yani. Takabiliyor musunuz? Ama yani tabii bir yere girdiğimizde takıyoruz, göreceksiniz az sonra. Kapalı alanda tabii ki takıyoruz. Şöyle bir şey var şu an buralarda. İnsanlar mekanlara girene kadar takmanızı istiyorlar ama masaya oturduğunuzda maskenizi çıkartıyorsunuz. Size servis eden garsonlar da maske takmak zorunda. Onu akşam gideceğimiz restoranda göreceksiniz zaten. Şimdi Fethiye'nin merkezinde gezmeye devam edelim. Sizi çok güzel bir Fethiye'ye özgü, harika tatlılar yiyebileceğiniz. İçinde şeker olmadığına inanamayacağınız bir yer. Diyeceğiniz muhteşem bir yere götüreceğiz. Hadi gelin gidelim. Hatırlarsınız Afrika'dayken bir sürü köyde lokumlarını dağıttım. Serbest şekerlemenin lokumları vardı. Gösteriyordum kutularında. Şimdi onların dükkanına geldik. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Çünkü bu adamlar arkadaşlar inanmayacaksınız ama şeker ilavesiz tatlı lokum yapıyorlar. Şimdi girip deneyelim. Evet ne yapıyoruz girerken? Maskemizi takıyoruz. Maskeni tak. Burnumuzu da sıkıştıralım şöyle. Evet iyice. Dükkanlara girerken böyle arkadaşlar. Maskeli giriyoruz. Hoş geldiniz. Mustafa kardeşimiz de burada. Merhaba. Sen de maskeni takmışım Mustafa. Maskesiz olmuyor maalesef. Önlemlerimizi aslında aldık. Önlemlerimizi almamız gerekiyor. Ben önlemlerimi de alayım. Evet. Havalar sıcak aslında, çok sıcak. Şu an burada hava çok sıcak ama dışarı maske, takmak... Aslında ben gözlük de kullanıyorum bazen. Gözlüğü takınca gözlük buğu yapıyor, önümü göremiyorum. İlginç bir durum. Hani buraya gelirseniz, restoranlara, mekanlara gittiğinizde her gün değiştirecek şekilde yanınıza maske getirin. Evet. Şimdi lokum deneyeceğiz değil mi? Mustafa şimdi bunların hakikaten hiçbirinde şeker ilavesi yok değil mi? Ya şimdi şöyle bizde iki reçete var. Bir geleneksel reçetemiz pancar şekeriyle yaptığımız lokumlar. İkincisi ise hiç şeker kullanmadığımız tamamen meyvelerin, bahçemizde yetiştirdiğimiz meyvelerin karışımıyla hurma suyuyla birlikte yaptığımız lokumlar. Mesela örnek vermek gerekirse burada mandalinalı bir lokumumuz var. Bu en çok tatlıklarımızdan. Biz bütün mandalinalarımızı topluyoruz hasat zamanında. Bunun dışında ayrıca mandalina tozu da var. Mandalina tozunu kuruttuktan sonra dışını mandalina tozuyla kaplıyoruz. Şeker ilavesi evet. Yok. Bak. Meyvelerin hepsini zamanında, hasat zamanında topluyoruz. Hepsini temizleyip sıkıyoruz. Bizim soğuk hava depolarımız var. Orada hepsini paketlenmiş halde saklıyoruz. Daha sonra ihtiyacımıza göre bütün meyvelerle lokum yapabiliyoruz. Ya burada envaiye meyve var. Rastgele bir tanesini deniyorum. Yine size göstereyim. Gelmişken maskemi açmak zorundayım ama. Bu biraz abi daha... çok iyi ya. Gerçekten çok iyi ya. Bu vitamin deposu. Lokum değil de böyle lokumdan böyle hani lokumun bir tık ötesi oluyor. Farklılaştırdık biz bu ürünleri. Lokumlaştırılmış meyve. Evet, lokumlaştırılmış meyve diyebiliriz aslında. Lokum yiyemiyorum. Bana çok böyle yoğun geliyordu ama ilk ya, defa... Ya bakalım gerçekten söylüyor mu? İlk defa yemiyorum. Serbest şekerleme sayesinde lokum yemeye başladım. Ayrıca biz çerezli. Çok iyi değil mi? Ya insan hakikaten şeker olmadığına inanamıyor ya. Mesela bizim ya ürünlerimize baktığınızda çerez miktarı da çok fazla. Yani herhalde bir baklavada bu kadar Antep fıstığı yoktur. Biz hem içine hem dışına Antep fıstığı koyuyoruz. Bu karadutlu lokumumuz. Bu en çok benim sevdiğim lokumlardan bir tanesi. At bakalım Nes. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel değil mi? Ya çok çok güzel dedin. Bir tat şunu. Karadut tadı geliyor, şeker abi, yok, nasıl evet oluyor anlamadım. Bakın Fethiye'ye gelirseniz gerçekten hani her yeri göstereceğiz size elimizden geldikçe ama. Gelin şurada bunu tadın. Hani şimdi videoda anlatmak kolay bir şey değil. Lezzeti nasıl evet anlatayım. Hayatınızda bir kere tatmanız gereken bir bence tatlı ama aynı zamanda diyabet hastaları da. Kesinlikle. Ya sadece hastalar biz şeker tüketimin, şeker tüketmekten kaçınan herkes için ideal bir şey aslında. Abi, havucu çok iyi seviyorum ya ama cezeryeyi sevmiyorum. İnanmak istemiyorsunuz ya. Bu cezeryeyi anım...
Ya bu arada hani biz size burayı anlatıyoruz. Şöyle konuşayım da. Burayı anlatıyoruz, söylüyoruz. Eğer sizin oralarda da böyle bir şey varsa yazın açıklamaya, biz de bilelim. Hani haberiniz olsun. Ama ben şeker ilavesiz bu kadar hiç katkı maddesi olmadan tatlı yemedim. Ya yani gerçekten o iki tanesi özellikle Mustafa portakallıyla. Evet, karadutlu. Karadutlu. Ya yani evet. Gelin. Bal kavaktan sonra yeni favori. Tadına abi. Hatta bizden gelene yüzde kaç indirim var? %10 yapalım. %10'da indirim var. Normalde yapmıyoruz ama. Sizin güzel hatırınıza. Tahin gibi şeylerin olduğunu. Evet. E330 falan da yok. Doğal hepsi. Bunda da yokmuş mesela. Şimdi bunu takacağım. Ha, bunun helvadan tadına bakın herhalde. Gel abicim. Bak şeker ilavesi. Evet. Abi nasıl tatlı olabiliyor ya? Ya aslında helvası nasıl? Hurma tadı mı var aslında ya? Ya hurmanın, evet, hurmanın tadı var ama o da çok az yine. Yani biz çoğunlukla yani mesela Susam'ı bol koyuyoruz. Tahini çoğunluk az koyuyorlar diğer firmalar. Genelde biraz şey yapıyorlar, orada kısıyorlar. Ama ya, biz mümkün olunca ya. Sadece o hurmayı da o bileşeni böyle bir arada tutsun diye kullanıyoruz. Çöven suyu, vanilya ve limon suyu. Bahçedeki limon suyu. Ve hepsi bizim Fethiye'mizden. Hepsi Fethiye'den. Gelirsenizde %10 indirim var. Böyle bir şey varsa, böyle bir iddia eden varsa gelsin yanıma yani. Bunu garanti ediyorum. Bu da selamımı evet. Söyleyeyim. Sonra tahlil ettirebilirler yani. Bir tahlil parası ödeyeceğiz. Bu arada biz şu an Fethiye merkezde Paspotur'dayız. Yani şu an tam Fethiye'nin kalbindeyiz. Buradan her yere gidebiliyorsunuz. Pandemi döneminden dolayı pek böyle gece hayatı falan şu an yok. Ama gece hayatının da kalbi normalde burası Fethiye'de. Oraları da biraz sonra birlikte gezeriz. Size de buraya geldiğimizde bir böyle çok Fethiye'ye özgü, efsane tatlıların olduğu bir dükkanı göstermek istedik. Şimdi sırasıyla böyle gezimize Fethiye merkezden devam edelim. Mesela şimdi dükkandan çıktık, Paspotur'u geziyoruz ve maskemizi hemen çıkarttık. Sokakta gezerken insanlardan uzaksanız takıp takmamak size kalmış yani, ama aşırı sıcak burası şu anda ve insan nefes alırken gerçekten zorlanıyor, güçlük çekiyor. Ama insanların içine karıştığınız zaman yazın gelirseniz mutlaka maskenizi takın. Şu an var ya 40 kilo şekerli bir şey yemiş gibi hissediyorum. İçinde şeker olmamasına rağmen nasıl böyle oluyor anlamadım ya. Ama şey değil mi? Çok güzel. Baymıyor. Baymıyor. Ama bütün şeker ihtiyacınızı da karşılıyorsunuz. Ve şu anda bir yandan da Paspotur'u geziyoruz. Şu arkamda gördüğünüz yer Paspotur diye geçiyor. Burası tam Fethiye'nin kalbi. Normalde gece hayatını demiştim ya, döndüğü yerdi burası. Ama şu an her şey çok sakin. Siz geldiğinizde belki her şey çoktan güzelleşmiş olur. Bu video yayınlandığında ya da. Pozitif düşünelim, pozitif olsun. Çok fazla geleceği karartmamak lazım. Ümidimiz her zaman var. İnşallah buraların eski günlerini yine hep birlikte göreceğiz. Yani şu dükkanların olduğu yerler normalde tıklım tıklım olurdu. Hala inanasın. Gelmiyor. Bomboş ya. Şuraya baksana. Şu sokak gösterir mi? Sanki terk edilmiş. Ne oldu Nes? Şu an biz buyuz. Neden öyleyiz? Kimse yok. Fethiye'yi böyle mi görecektik? Vallahi ya, bugünleri de mi görecektik? Şuraya bak. İnanasım gelmiyor. Ben doğma büyüme buralıyım. Şaka gibi yani. Bir dükkana girerken her yerde böyle el dezenfektanları var. Bu arada ya. Hani biz kimse yok dedik ama açık dükkanlar evet. Pek tabii ki var. Açık ya, yani. Ne kadar güzel. Buralarda dolaşabiliyorsunuz. Hani eskiden çok daha canlı olduğu için. Çok daha fazla dükkan olduğu için burada bir gün geçiriliyordu. Ama inşallah siz Ağustos, Eylül gibi buraya geldiğinizde yine bir çoğu açılmış olur. Abiye soruyoruz. Bilgiler alıyoruz. Burası 300 yıllık bir bina. Hemen hemen Fethiye'nin en eski binalarından biri. Daha önce burası tütün ambarı ve cezaevi olarak kullanıldı. Şimdi bizden önce halı mağazasıydı ve şimdi hediyelik eşya mağazası. O kadar mesela açık olan dükkanları gördük. En çok burayı sevdik yani şey olarak. Burası hem Fethiye'nin ayrıca Ege bölgesinden büyük hediyelik eşyası. Onu öyle da söyleyeyim mi? Evet. Ve bizde mesela şöyle bir tane Pareo. Fethiye Ölü Deniz. Ben de tam Fethiye'li oldum artık. Bunun mesela fiyatı ne kadardı? 150 lira. 150. Az önce gezdiğimiz yerin ismi Eskişehir Pazarı'ydı. Paspotur'daki çok tatlıydı, görmüşsünüzdür. Şimdi yavaş yavaş dükkanlarından biri, hediyelik eşya dükkanlarından biriymiş. Hatta Ege bölgesi dedi. Abi şimdi Kordon denilen bölgeye doğru gidiyoruz. Biraz denize doyalım. Size kıyı bölgesini ve bisiklet yolumuzu göstereyim.
Burası Fethiye'nin kordonu. Bisiklet sürülüyor. Şu bisiklet yolu arkadaşlar 6 mıydı 8 miydi tam hatırlamıyorum. Kilometre boyunca devam ediyor biliyor musunuz? Bisikletinizle bütün Körfez'deki o kıyı şeridini, kordon şeridini tek gidiş tek geliş şeklinde böyle değerlendirebiliyorsunuz. Yani Fethiye'deki bence yapılan en güzel belediyenin yaptığı çalışmalardan biriydi geçmiş yıllarda. Hala da korunuyor. O yüzden zaten gelen herkes Fethiye'ye yerleşip bu yolların, bu sahilin, kordonun keyfini çıkartıyor. Bu yatlarla da zaten tekne turlarına katılıyorsunuz. Özellikle Mavi Tur ve Günübirlik Turlar. Onun videosunu geçen haftalarda zaten çekmiştim. Karta bırakıyorum. Oradan izlersiniz. Şimdi burada biraz dolaşalım. Hadi biraz çay içelim. Ooo Nesip Hanım. Buyurun, hoş geldiniz. Bu çayımız için. Şöyle. Çok mutlusun. Çay 1 lira olunca önce bir fotoğraflayayım dedim. Çünkü Türkiye'de 1 liraya çay kalmadığı için heyecanlandım. Bizim şu anda bulunduğumuz yerde Fethiye'deki Halk Evi. Arkadaşlar burası belediyenin işletmesi olduğu için Fethiye'nin göbeğinde tam kordonun başladığı yerde 1 TL'ye çay satıyorlar ve fıstık gibi çayı hala 1 liraya içebiliyorsunuz. Onlardan bir tanesi de Fethiye'deki bu Halk Evi'ydi. Şimdi burada biraz dinleneceğiz. Sonra sizi çok güzel bir yere yemek yemeye götüreceğim artık. Biz de yorulduk. Birlikte bir akşam yemeği yeriz. Gerçek miymiş? Vallahi gerçek. 3 çay içtik, 3'ü de verdik. Arkadaşlar, ben aslında videoda söyleyecektim de emin olamadım. Lan dedim şimdi bahçıp olurum insanlara. Gerçekten de böyle burada. Belediyenin belli başlı yer, Göcek'te de var. Yerlerinde halka hizmet olsun diye hala tesis yapılan ve 1 TL'ye çay yapılan, satılan yerler var. Gelirseniz uğrarsınız. Böyle kordonda da bir yerdi yani. Gayet de güzel, keyifli bir yerde içtik. Şimdi de Esko. Efendim. Yemek yemeye gidelim mi? Olur. Nereye gideceğiz? Fethiye'de balık yediğimiz neresi var? Girit'te. Sizi Fethiye'de balık yenecek bence en güzel restoranlardan birine götüreceğim. Hem denizin kenarında hem de lezzet olarak yani birçok yeri böyle hani tokatlar derler ya. En önemli deniz mahsulü yiyeceğiniz bir restorana gideceğiz. Biz de yavaştan acıkmaya başladık. Hem oraya gideriz bir akşamüstü keyfi yaparız. Hem de güzel bir yemek yeriz. Siz de bizle beraber gezersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Özellikle herkes Fethiye'ye taşınmak ve ev almak istiyor. Yani şehir 3 aşağı 5 yukarı böyle. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Hani nerelerde yaşadığınızı bilmediğim için. Yaşar mıydınız böyle bir yerde? Yaşamak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım. Ve istikamet Girit'e. Şu an Girit'e geldik. Benim ağzımda gördüğünüz gibi maske yok. Unutmuşum maskeyi. Gelir gelmez de böyle tesislerden artık maske alabiliyoruz. Yemek yiyeceğimiz yer orası. Önce maske veriyorlar. Alalım maskemiz gelmez. Hoş bulduk abi. Bildiğiniz normal maskelerden bir tane. Maskemizi taktık. Tamam mı? Şu an Akdeniz'de size anlık durumu bildiriyorum. Ateşimizi ölç abi. Var mı? 35 var. İyi değil mi? Bir sıkıntı yok. Hadi tamam. Burası bizim Fethiye'deki en çok sevdiğimiz balık restoranı. Oo, burada da dezenfektanı var ha? Bak ne olursa olsun her gittiğiniz mekana girerken çıkarken gün içinde hatırladıkça hem elinizi yıkayın hem de el dezenfektanı kullanın. Bu çok önemli yani bu işin şakası yok. Bunu hep birlikte bitirebiliriz arkadaşlar. O yüzden lütfen şu 14 kurala uyalım ya. Eller dezenfekte edildi. Şimdi restorana girebiliriz. Size anlatmayı unuttuk. Vallahi direkt yemeye başladık.
Şu an Ecesaray Marina'nın içindeki Girida'ya geldik. Böyle efsane bir ortamdayız. Böyle yemeklerimizi yiyoruz. Ki normalde ne zaman balık yemez. Ve bu çiğ balık. Çiğ balık. Gerçekten çok güzel. Hiç hissetmedim böyle balık yediğimi. Çok güzel tadı. Fethiye'ye biz ne zaman gelsek buraya mutlaka uğrarız. Gerçekten efsane bir yer. Hem yemek kalitesi hem fiyatları. Mesela fiyatları da soğuklar. 20 liradan. 20 liradan başlıyor. Sıcaklar da 60 liradan başlıyor mezelerin. Ama 100 çeşit meze varmış burada. Artık neye damak zevkiniz uyarsa ondan seçip yiyorsunuz. Hepsi de çok güzel. Biz şimdiden böyle 5-6 tane şey söyledik. Afiyetle böyle bir yanda gün batımı, bir yanda da böyle restoranın manzarasına karşı yemeğimizi yiyoruz. Şöyle bir ekmek yapmışlar özel. İçinde zeytin var, soğan, başka ne, patates, biber, kırmızı biber. Çok güzel tadı. Kendi böyle, ekmekleri. Evet, özel bir ekmek yapmalarını beğendim. Ya normalde böyle normal bir ekmek getirirler ya. Ya şimdi 100 çeşit bir de meze var. Hangini sayacağımızı bilemediğimiz için. Şunu çok öner. Ve kapak çiçeği miydi o? Evet. Onun içinde böyle deniz mahsullü bir şeye benziyor. Daha tatmadık bile. O kadar çok şey geldi. Şimdi sırayla hepsini tadacağız. Günaydın herkese arkadaşlar. Dün bomba gibi geçen bir günün ardından iyice uyuduk ettik ve dün geldiğimiz gece konakladığımız yer El Camino Hostel'di. Burası böyle direkt Fethiye'nin merkezine marinanın üstünde inanılmaz güzel manzarası olan fantastik bir bence hostel. Türkiye'deki en güzel hostellerden birisi diyebilirim ve burada kişi başı eğer bir oda kiralarsanız 100 ila 150 TL'ye kalıyorsunuz ve bunun içerisinde kahvaltı da dahil gördüğünüz üzere. Şimdi bugün kahvaltımızı yapıyoruz ve sizi bence Fethiye'deki en güzel beachlerden, sahillerden bir tanesine götüreceğiz bugün. Nereye? Halpiç'e. Halpiç'e gideceğiz. Enerjiyi depolayalım. Biraz sonra yola koyuluruz. Deniz, nereye geldik? Normalde ben sizi direkt Halpiç'e götürecektim ama dayanamadım. Çünkü Fethiye'ye geldiğinizde şehrin manzarasının keyfini çıkaracağınız en güzel noktalardan bir tanesi de burası, Aşıklar Tepesi. Bu körfezi komple görebiliyorsunuz, Fethiye'yi görüyorsunuz. Mesela bakın karşısı Çalış dedikleri taraf. Şu dün bahsettiğim size bisiklet yolu, baştan sonra şu körfezin kıyı bandında bisikletinizi sürüp yürüyebiliyorsunuz. Şurası iskele, şura marina ve aşağıda da antik bir tiyatromuz var ama şu an tadilatta. Şu tam merkez dediğim, hatta dün biliriye çay içtiğimiz yer vardı ya. O da şurası bakın, yani tam şehrin kalbindeyiz şu anda. Buradan da Fethiye'nin her yerini keyifle görüp izleyip böyle akşamüstü şu banklarda oturup böyle çayınızı, çekirdeğinizi çitleyebiliyorsunuz, keyfini yapabiliyorsunuz. Hani Fethiye'ye gelirseniz bir akşamüstü falan burada keyif yapın derim. Merhabalar herkese. Nesibe? Efendim? Takip ediyorlar. Acıktık, çok acıktık. Biraz ve acıktım şu anda Fethiye'nin en güzel plajlarından bir tanesi Halpiç'teyiz. Burada muhteşem bir tesis var, Erkin abinin yeri. Harika yemekleri, tertemiz böyle yeşille mavinin kavuştuğu efsane bir koy burası. Eskiden inanılmaz pisti ama burayı yeniden yaptılar. Bölgedeki taşları bile teker teker öğüttüler ve plaj yaptılar. O yüzden Fethiye'ye gelen herkesin en az bir gününü ayırdığı fantastik bir böyle cennetten bir parça mı diyeyim, ne diyeyim. Hatta İstanbul'dan gelen ama Fethiyeli olan Rümeyda. Yorumunu söyle, nasıl burası? Efsane. Değil mi? Ya bence her İstanbullunun hayalini kurduğu ortam burası. Sen ne düşünüyorsun? Efsane, mükemmel ya. Aynısı oldu ama farklı bir şey söyle. Tamam, ne diyeyim? Ne diyeyim? Güzeldi. Yok, duygularını söyle sen yeter. Ya tarif edemiyorum ki. Yani böyle her şey bir an, evdemişsin, dışarıdaymışsın, bütün duyguları aynı anda yaşıyorsun. Çok rahat. Ve hepimiz böyle karantina döneminden sonra buraya gelip biraz doğanın içinde kaybolunca, doğrusunu söyleyeyim, yeniden doğmuş gibi hissediyoruz ve harika yemeklerin şimdi keyfini çıkaracağız. Burada genelde yemekler 30 TL'den başlıyor. Giriş ücretsiz oluyor ve tesisi kullanabiliyorsunuz. Eğer şemsiye ve bu neydi, şezlong alacaksanız ücretini... İşte böyle özel yerler var yukarıda. Ha, bizim biraz kullandıklarımızdan bir tanesi. Daha böyle izole çardak gibi. Onları da kullanabiliyorsunuz ve
Şimdi böyle efsane bir yemeğin keyfini çıkaracağız. Çok acıktık, çok sıcak hava. Bir an önce bunu gömeceğiz. Normalde biliyorsunuz koronavirüsünden dolayı yurt dışından birçok turist şu an ülkemize gelmiyor. 14 gün karantina döneminden dolayı. Yani şöyle söyleyeyim, ben doğma büyüme Fethiyeliyim. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında arkadaşlar buraların şöyle 750 kişi falan güneşlenebiliyor. Tıklım tıklım olurdu. Şu an biraz sakin ama muhtemelen siz Temmuz, Ağustos gibi geldiğinizde biraz daha hareketlenmiş olur diye ümit ediyorum. Şimdi gelin sizi biraz denize götüreyim. Burası mekanın bar ve restoran kısmı. İstediğiniz birçok şeyi buradan alabiliyorsunuz. İsterseniz masanıza da getiriyorlar. Böyle inanılmaz güzel kamyonlar da koymuşlar. Sırf fotoğraf çekmek için, böyle Instagram köşesi gibi düşünebilirsiniz. Fethiye'nin en tarz mekanlarından bir tanesi burası zaten. Özellikle gün batımı anı çok fantastiktir. Zaten size de onu akşam üzeri olduğunda göstereceğim. Bu ara bütün tesislerde yine böyle el dezenfektan noktaları var ve maskesiz asla içeriye girmenize izin vermiyorlar. Böyle canınız sıkıldıkça, aklınıza geldikçe elinizi böyle dezenfektanı kullanın. Ne olur ne olmaz. İçeride de genelde böyle herkes maskeli ama açık hava alanlarda çok sıcak olduğu zaman böyle mesafeliyseniz insanlara takmanıza gerek yok. Ama böyle yan yanaysanız ya da garson size hizmet ediyorsa mutlaka maskeyi ne olur ne olmaz diyerekten takmak lazım. Gerçekten çok güzel bir yer ya. Yani bir yanda bakın arkadaşlar, çam ağaçları. Burada güneşleniyorsunuz. Öbür tarafta mis gibi Akdeniz. Nesko. Gel kaçma. kaçma. Nasıl? Beğendin mi burayı? Çok beğendim tabii. Niye beğenmeyeyim? Toveri yerimizde. Tabii ki. Her sene daha da güzelleşiyor sanki. Ne diyorsun gelecek olan arkadaşlara yalan söylemeden? Yalan söylemeden şunu söyleyeyim. Yani her köşesi bir Instagram köşesi yerler vardır ya, burası öyle. Doğası yüzmek için. Aynen öyle işte, diyorum ya, her köşesinde bir Instagram güzelliğini bulabiliyorsun o fotoğraf karelerinden. Çok güzel. Özellikle gün batımını bekliyorum şu an dört gözle. Mükemmel oluyor çünkü. Ile götüsüyle size hızlandırılmış bir iki günlük Fethiye gezilecek yerler videosu yapmaya çalıştık. Ama dediğim gibi blogda zaten çok detaylı Fethiye yazısı var. Linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan hepsini okuyup öyle plan yapın. Bu hızlandırılmış haliydi. Bir sonraki haftalarda da yine hem Ölüdeniz, hem Kayaköy, hem Kelebekler Vadisi taraflarından ayrı videolarda gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da zaten haberdar olursunuz. Biz artık yavaş yavaş şu güzel gün batımının keyfini çıkaracağız. Herkese Fethiye'den selamlar.